Mart haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Evet, Koç burçlarını bu hafta aslında geçtiğimiz haftalarının yaşattığı işiyle alakalı yeniliklerde daha mutlu bir döneme giriş sağlayacaklar. İstedikleri para ya da istedikleri iş kapısının çok hayırlı ve sevincini yaşayacaklar. O yüzden 4 Mart onlar için biraz daha bereketli, daha sakin ve daha keyifli bir hafta. Özel hayat konusunda biraz mıymıy yapmaya başladı koçlar. Neden? Çünkü işin gerginliği ve parasal yatırımlarla ilgili planları çok ön planda olduğu için özel hayatını biraz kenara attınız. Evet koçlar, hem özel hayatını hem de ilişkinize sahip çıkabilirsiniz. 4 Mart'tan sonra ilişkinizdeki kaoslar bitecek. Daha verimli ve daha aydınlık bir sürece erişeceksiniz. Sağlık konusunda da diz ve ayak bölgemizde hassasiyet olabilir. Son zamanlarda mide krampı yaşayabilirsiniz. Ve düzensiz yemek yediğiniz için bunları kontrol almanız gerektiğini söyleyebilirim. Uzun süredir de görüşmediğiniz anne ya da kardeşlerle bu hafta sonu çok güzel bir keyif yaşayacaksınız. Bunun tadı gayet keyifli ve eğlenceli olacak. Ufak tefek de kariyerinizle alakalı yapmak istediğiniz yeni projeleriniz var. Allah kısmet ederse bunu da bu yıl bitmeden tamamlayacak gözüküyorsunuz. Sevgilinizle evlilik teklif etme haftası var bu hafta. O yüzden bekar koçlar evlilik kararı verdiler ve evlilik konusu gündeme gelmiş olacak. Bir de yöneticileriniz sizi sürpriz bir seyahate ya da iş gereği yollaması gereken bir nokta var. Hayırlı olacak. Ve iş konusunda uzun süredir iş bekleyen koçlar için de diyorum ki evet, bu Mart sizin için bereketli, hayırlı ve aydınlık olacak. Güzel bir iş kapısı ve satmak istediğiniz bir ev var. Bunun da aydınlığını yaşayacaksınız. Boğa burçlarına neler bekliyor diyorsanız 4 Mart itibariyle boğalar aslında sakinliklerini koruyorlar. Yönetimle ilgili bir kaos vardı. Bu kaosu iyileştirmeye karar verdiler. Hatta güzel bir iş teklifi var. Bunu da ön planda değiştirmek istiyorlar. Evet, onlar için değişme haftası, yenilenme ve kendini bulma. Ama özel hayat konusunda da bu aralar biraz çok fazla sevgilisinin üstüne gittiği ve kıskançlık oranının çok fazla arttığını fark edince biraz ilişkiyi sakin bırakma kararı içerisine verdiniz. Ama bu sakinlikte sevgiliniz sizi terk etmesin. Alışmıştı sizin böyle bıt bıt hallerinize. Bence aynı tempoda devam ederseniz mutlu olacağınızı düşünüyorum. Ev almak isteyen bazı boğa burçlarımız için de 4 Nisan demeyelim de Mayıs ayı onlar için ev kararının hayırlı olacak. Ve araç değişikliği isteyen boğa burçlarımız da Nisan bitmeden araçlarını değiştirmiş olacaklar. Ama onlarda da uzun süredir kardeş kavgaları devam ediyor. Gereksiz bir evin ve mirasın gündemi hala bitmedi. Lütfen boğalar, sakinlikle kontrol ediyoruz. İş konusunda sorun yaşayan bazı boğa burçları için de 15 Mart'tan sonra düzelme ve daha iyi süreç sağlayacağımızı söyleyebilirim. Sizde de boğa diş eti iltihabı ya da dişle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sağlığınız bu konuda hassas diyorum. Küçük küçük sürprizler var. Küçük küçük sürpriz hediyelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu aralar size sürpriz bir hafta ama sizde de ufak tefek kazalar göze gelebilirsiniz. Kendiniz bir okutursanız sevinirim diyorum bu aralarcığım. Ama ailede de uzun süredir annenizi ziyaret etmek istiyordunuz ve yol mesafesini sorun etmeyin ve gidin diyorum. İkizler Burcu 4 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, ikizler aslında dinginliğin dışında gerçekten çok yoğun evrak, dosya, o ödeme, bu ödeme, o kadar çok kasıldı ki ikizler Burcu. Onların hayatının en büyük sorun geçmişe ait borçlar hala gündemde ve bunları toparlamaya çalışıyorsunuz. Allah kısmet ederse Mayıs ayına kadar, hatta tatil planınız da var ama para ekonomisiyle alakalı düşündüğünüz için şu an bir fren dönemi yaşadığınızı söyleyebilirim. Özel hayatınızda aslında evli ikizlerin dengesiz giden bir haftaya dikkat etmesi gerekiyor. Evde bağırtı çağırtıdan uzak durun ve çocuk isteyen bazı ikizler burcu için de sürpriz bir hafta, gerçekten çocuk sevincini yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. Sizde de sağlık olarak saçlarınızla alakalı dökülme, tırnaklarınızla ilgili hani kırılma ya da vitamin eksikliğiniz ya da düzensiz yemek yiyor olabilirsiniz ikizler. Bu ara yemek kontrolünüzü yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. Sizin de uzun süredir birinden borç beklentiniz var. Bu borç Allah kısmet ederse yakın dönemde sizin halinize gelecek ve hayırını göreceğiz. Ve evde iş problemi yaşayan eşiniz varsa bu aydan sonra sizin de evinizdeki çalışmayan kişinin aydın bir iş kapısı olacak ve devletle de alakalı beklediğiniz yasal, mahkemesel ne sıkıntınız varsa aydınlığa düşecek. İkizler için kendini bulma, kendiyle alakalı barışık döneme giriş sağlayacağı için biraz daha sakin kalın. Ama şöyle söyleyeceğim, sizin de uzun süredir görüşmediğiniz dostlarla hoş bir yemek vakti var diyorum.
Yengeç burçlarını 4 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, yengeçler aslında ne istediklerini çok iyi biliyorlar da, miskinlik var, uyku ruh hali var, hiçbir şey yapmama var ama bir sürü birikmiş yasal ya da işinizle alakalı bir sürü evraklarınız var. Bunları diyor, toparlanma haftası, kendinizi bu konuyla alakalı verimliliğe getireceksiniz ve beklediğiniz bir yükseliş ve maaşınızla ilgili konuşmak istediğiniz bazı noktalarınız var yöneticilerinizle alakalı. Evet, hem yükselişiniz hem de maaşınız gerçekleşecek. Uzun süredir de yerini değiştirmek isteyen yengeçler için de Mart bitimi itibariyle gerçekten istediğimiz kapının hayırlı olacak ve güzel bir işe de başlangıç yapacaksınız. İlişkiler konusunda yengeç burcu aslında hayatındaki insanla gelecek planı içerisinde ama ev almak istediği için şu an evliliği erteledi. Her ikisi ortak bir karar verdiniz ve ev beklentisinden sonra bu evliliği gerçekleştireceksiniz. Fakat bekar, hiç ilişkisi olmayan yengeç burçlar için de sürpriz kısa kısa aşklar ya da ruhuna uyacak aşkı bulma dönemi diyorum. O yüzden hemen kestirip atmayın. İlişkinize şans vermeniz gerekiyor. Sizde de ailede büyüklerden bir erkek rahatsızlığı, bir ameliyat olabilir yengeçler. Panik yapmayın. Ameliyat gayet sağlıklı olacak. Sizde de dizlerle ilgili sıkıntılarınız, bilek ve ayak problemleriniz olabilir son zamanlarda. Bu konuda da spor ve vücudunuzda hafif hafif yağlanmalar. Bir de estetik düşüncesi olan bazı yengeçler için, evet, saçınızla alakalı botoksunuz gelmiş olabilir. Bu hafta bunları yapacaksınız diyorum. Aslan burçları 4 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, aslanlar aslında evrak, iş, o bu para koşturması, iş olmayan ve hala beklentide olduğunuz olayların gelmemesi sizi acayip kastı. Hatta bu yelelerinizi çıkarttınız. Herkese saldıracak konumdasınız. Sakin olun. Hedeflediğiniz her şeyi başaracaksınız. Rabbim size en iyi şekilde ödülünüzü verecek diyorum. Ve iş konusuyla ilgili yerini değiştirmek isteyen bazı aslanlar için de yöneticilerinizle olan diyaloğu düzeltin. Çünkü yöneticiniz sizi seviyor. Sadece sizin inatçı tavrınızdan rahatsız. Ve hiç iş olmayan aslanlar için de Mart'ın sonu itibariyle güzel bir iş başlangıcı. Hatta kariyerinizle ilgili de bir eğitim yapmak isteyen bazı aslan burçlarımız var. Doğru dönem diyorum. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Psikolojinizi geliştirmek istiyorsunuz. Bu sizin için hayırlı. Ailenizde de uzun süredir bir apartman ya da bir dairenin satılmasıyla ilgili gündemde konuşmalar var. Evet, paraya çok ihtiyacı var aslanın hanesinin. O yüzden burası satılıp hani bütün sıkıntılardan kurtulup rahata girmek isteyen aslanlarımız için de doğru bir haftaya giriş sağladığınızı düşünüyorum. Sizin de üniversite ya da lise arkadaşlarınızla yemek yeme, sohbet etme haftanız var. O yüzden hani bu keyfini çıkartın. Son zamanlarda da kendinizi spora vermek istiyorsunuz, kaslarım zayıfladı, onları toparlamak istiyorum, biraz yürüyüş, bisiklete binmek istiyorum diyen aslan burçları için, evet, artık mevsimde yavaş yavaş dönmeye başladı, biraz vücut yapınız sarkmaya başladı, bunları toparlamanızı uygun olarak görüyor olabilirim diyorum, dedim alınmayın lütfen. Evet, kimdi? Başak burçlarının 4 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, başaklar aslında çaldığım dedik dönemi yaşıyorlar. Yani ben bu işi başaracağım, illa bu iş olacak diye saplandınız, başka iş bakmıyorsunuz. Evet, bu iş olacak ama lütfen alternatif işleri de değerlendirirseniz kafanıza farklı işler duyacağını düşünüyorum. O yüzden şu ara işsiz olanlar alternatif işlerle ilgili detayları kontrol etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Sizin de evliliğiniz ya da ilişkinizle alakalı ters giden bir durum var. Bu durumu yumuşatmanız gerekiyor, yoksa ilişki sallantıya girecek. Bu konuyla ilgili lütfen başaklar bir sakin dönem. Ama iş konusuyla ilgili işsiz olan bazı başaklara da güzel bir teklif, hatta dostunuzdan gelecek bir teklif var. Bu teklifi değerlendireceksiniz ve iyi bir iş başlangıcınız olacak diyorum. Ev değişikliği düşüncesi olan bazı başaklar için de belki Mart'ın 15'inden sonra doğru bir ev değişimi gerçekleşecek. Bu da sizin için hayırlı. Sizde de boyun fıtığı, mide ve da gaz problemi olabilir. Bu konuda sağlığınızı ihmal etmeyin. Uzun süredir de çocuk planınız var. Biraz daha erteleme kararı aldınız. Bence Tanrı'dan size verilen ödülü ertelemeyin ve çocuğunuzu kucağınıza alın diyorum. Evet, son zamanlarda da alınganlıklarınız var. Başak, bu alınganlıkları kenara koyuyorsunuz. Terazi burçları 4 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, teraziler aslında dengeyi bulmaya başladılar. Büyük projelere imza attılar. Bu projelerin arkasından yönetici ya da çalıştığı ya da kendi işiyle alakalı daha büyüme planı içerisine girdi terazi burçları. O yüzden evet, para probleminiz var ama oturtmaya çalıştığınız bir iş ve markalaştırmak istiyorsunuz. Bununla ilgili gerçekten çok güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız ama sabırlı olursanız Rabbim size o kadar güzel dengeler oluşturacak ki, aa, ben para kazanmışım diyeceksiniz teraziler. O yüzden gerçekten çok büyük bir sınav atlatıyorsunuz ve bunu başarıyla atlatacağınıza inanıyorum. Özel hayatınızla alakalı, çünkü başarı çok ön plandayken özel hayatınızda
hayatınızı geri. Hayır, onu da aynı şekilde ödüllendiriyorsunuz. Evlilik düşünceniz var ama bu sene değil, seneye sizin için daha hayırlı olacak ve uzun süredir de sizin arsa ya da yatırım yapmak istediğiniz bir noktanın güzel bir teklifi var. Bu teklif de kapınıza gelecek ve hatta maddi sıkıntısı yaşayan bazı terazi burçlar için de diyorum ki evet, bu ay sizin gerçekten parasal evrenizdeki yaşadığınız sorunları geride bırakma, daha huzurlu bir döneme geçirse. Sizde de gözle alakalı alerjik sorunlarınız olabilir, gözlük değişim zamanı gelmiş olabilir ya da burun estetiği gibi fikriniz olabilir teraziler. Bu dengede karar verip doğru noktayı bulacaksınız. Başak burçları. Ha yok ya, ben akrep burçları. Başakları geçtik, akreplere diyoruz. Evet, akrepler neler? Aman Allah'ım, akrepler öyle bir karıştılar ki, yani özel hayat yerde, iş yerde, sürünüyor. Yani parasızız diyen bir akrep hakimiyeti başladı. Ben de diyorum ki akrepler, evet Mart sizin için çok büyük bir sınav dönemi olacak. Eğer bu sınavı atlattığınızda parasal evreniz çok büyük bir aydınlığa erişecek. Sadece işinizi kontrol edin ve işinize sahip çıkın. İnsanları görmeyin, duymayın. Gerçekten yerinizi kimseye kaptırmayın. Kaptırırsanız çok büyük sıkıntılar var diyorum. Uzun süredir de başka teklifler alıp yerimi değiştirmek istiyorum diyen bazı akrepler, evet bu teklifler doğru, değerlendirin. Sizin devlete girmek gibi niyeti olan bazı akrep burçları için de Mart sonu Nisan ayında devlet kapınızla ilgili netliğe kavuşacaksınız ve bunun sevinci ve uzun süredir ödemediğiniz bazı evrakları unutmuş olabilirsiniz. Bununla ilgili icra yazıları alabilirsiniz. Rica ediyorum bunları da düzene oturtun. Hatta bir ev satayım da borcundan kurtulayım diyen bazı akrepler, hayır şu an İstanbul ya da yaşadığınız hiçbir yerde ev satılmasını uygun görmüyorum. Lütfen evinizi satmayın. Gerekiyorsa borç alın, bu borçlarınızı kapatın diyorum. Borçla borç kapanmaz ama siz çok akıllısınız, ne istediğinizi biliyorsunuz ve kapanacak, yani bunu yapabileceğinizi düşünüyorum. Ama sizin de uzun süredir birbirinin bedduasını aldınız, gidin ondan helallik alın, üzerinizdeki enerji değişsin istiyorum. Yay burçları 4 Mart'ta neler bekliyor? Yaylar bir miskin değil. Yaylarda bir coşku oluştu. Ne coşkusu? Tatil, dinlenme, oh güneşi gördü, hemen kremini sürdü, güneşleneceğim havasına girdi yaylar. Aman yaylar, güneşin etkisi size garip olarak geri dönmesin. Lütfen her güneşe inanmayın, size zarar verebilir diyor. Yani bu demektir ki her daldan çiçek kopartmaya başladın yaylar. Ondan bir iş kopartırım, bundan iş kopartırım derken size maddi ve manevi zararlar gelebilir. Biraz dikkat edin, çevrenizi bir kontrol alın. Çünkü sizi çok kıskanan ve çevrenizde size zarar vermek isteyen ama böyle sinsice alanınıza yaklaşan bazı insanlar sizin bu ara işinize de zarar verebilir. O yüzden kimseyi bu ara duymayın, işitmeyin, işinize, alanınıza konsantre olun diyorum. İlişkinizle ilgili de gereksiz dedikodular sizin ilişkinizin bitişine doğru sebep oluyor. Bu ailede anne baba ya da kardeş ya da görümce elti dediğimiz, bunları da duymayın ve ilişkinize sahip çıkın. Ve uzun süredir ilişkisiz olan yay burçları için de aşk doğru zaman diyorum. Mart 15'e kadar gerçekten doğru aşk ve evlilik yapacağınız doğru insanı bulma dönemi ve uzun süredir barışmak istediğiniz eski sevgilinizden sürpriz bir haber gelecek. Yaylar, geçmişte kimi bekliyorsanız bu kapınıza gelecek ve ağzınız açık, aa dönmez dediğim insan döndü diyeceksiniz. Sizde de son zamanlarda nefes ve uyku probleminiz olabilir. Biraz psikolojiniz yorgun olabilir. Bunu iyileştirmenizi istiyorum. Oğlak burçları 4 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, oğlaklar aslında her işi ben yaptım, çok böyle başarıyı da elde ettim diyen oğlaklara gerçekten yumak yumak ödüller, yumak yumak paraların doğru süreci. Ama uzun süredir iş problemi yaşayan oğlaklar için de evet, aslında siz bu Mart ayı sizin için mucizeler ayı. Bütün sıkıntılarınızı yavaş yavaş iyileştirme pencerenizi rahat açacağınız bir ay olacağı için bunu çok doğru dengelerseniz daha verimliliğe, aydınlığa kavuşacaksınız. Sizin de bir ev satışı değil de bir evi bir yere, birine verip kendinizi farklı bir yere geçirme gibi. Yani evinizi kiraya verip daha büyük bir yere geçmek isteyen oğlaklar için de tam zamanı diyorum, bunu yapabilirsiniz, hayırlı diyorum. Sizin de çocuklarınızla ilgili yapmak istediğiniz yurt dışı ya da çocuklarınızı yurt dışına yollamak isteyebilirsiniz. Sanki yazı çocukları yurt dışında planladığınız noktalar var. Bu da hayırlı olacak. Uzun süredir çocuk tedavisi gören oğlak burçları için de bu yıl bitmeden bu çocuk sevinci yaşanacak. Oğlaklar, hadi çocuk bekliyorsanız çocuk umudunuz olsun diyorum ve evinize huzur versin diyorum. Ve evde de salonunuzu ya da yatak odasını değiştirmek istediğiniz bazı oluşumlar var. Bu oluşumlar sizin için iyi olacak.
olacak. Uzun süredir kayınvalidemizden kaynaklanan problemler vardı eşinizin tarafından. O yüzden bunları da bir dengeleyin, bir özür dileyin, bir genişleyin. Çünkü sizin genişlemeye ihtiyacınız var. Rahat bir enerjiye ihtiyacınız var. Sağlık olarak da belki kilolarımızı biraz verelim. Vücuttaki bu ağırlığı atalım. Daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. 4 Mart. Kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, kovaların aslında hayatları boyunca hep mücadele ve hep liderlik ve hep egoları çok ön plandaydı. Bu ay sanki onlarda böyle bir, evet artık ben de insanım, ben de dinlenmek, ben de bu işi başardım ama daha sakin bir hayat istiyorum, terk ediyorum her şeyi dediği bir hafta dönemi yaşayacak. Ama kovalar, düzeninizi bozmayın. Yine siz gidin bir birkaç gün kafanızı dinleyin. Çünkü sizin işinizi çok seviyorsunuz, yaşadığınız yeri seviyorsunuz. Sadece çok stresli bir dönem yaşadığınız için hiçbir şeyi çözemeyecek korkusu yaşıyor. Hayır, her şeyi çözeceksiniz. Evet, krizleriniz var, satmak istediğiniz noktalarınız var, çok paraya ihtiyacınız var ve banka borçlarınız var. Kovalar korkmayın. Yani Nisan'a kadar birçok şeyin %60 rahatlama evresini yaşayacaksınız. Panik yapmayın. Özel hayat konusunda da evliliğinizle ilgili sıkıntı değil de ya ilişkiyle alakalı renklenmek ve biraz daha ilgi ve şefkat görmek istiyorsunuz. Biraz tatlı söz duymak istiyorsunuz. Bence bunu siz başlatın ki karşınızdaki insan bu duyguyu size yansıtacaktır. Uzun süredir de aileden kaynaklanan dayı ya da anne soyundan kaynaklanan bazı miraslar sizin canınızı sıkmaya başladı. Sıkılmasın canınız, haklarınız adalet noktasında alacaksınız. Panik yapmanızı istemiyorum. Bir de kafanızda böyle köy evini inşa edeyim diyen bazı kova burçlarımız var. Köy evinizi inşa edin anam. Ya kafayı gidip toparlayıp dinlenmek istiyorsun. Bence bu köy evi doğru. Sizde de son zamanlarda kalp ritim bozukluğu olabilir. Sırt ve boyun bölgenizde hassasiyetiniz olabilir kova burçları. Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin. Son zamanlarda da saç kıran olabilir. Bu konuda da dikkat edin. Balık burçları 4 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, balıklar aslında miskin gibi gözükse de çok hızlı ve atak, ne istediklerini bu sene paraya odaklı yaşadıkları için ve kendi isimlerini markalaşmak ya da işinde bütünleşmek istedikleri için onlar sağlam zemine oturtmaya çalışıyorlar. Bu sağlam zemini Nisan'a kadar oturtmuş olacak. Eğer ortaklı iş yapıyorsanız muhteşem paralar. Eğer işinizle alakalı yaşadığınız gerginlikler varsa gerçekten artık yeriniz sabitleşecek ve gerçekten olmak istediğiniz noktaya erişeceksiniz. Devlete girmek isteyen bazı balık burçları için de bu sene değil de seneye muhteşem kapılar açılacak ve istediğiniz devlet kapısınız aydınlığa erişmiş olacağını söyleyebilirim. Sizde de ailede dedikodu demeyeyim de ailede gereksiz birbirinizle laf atışması var. Bu laf atışmaları bırakıp aileyle bütünleşirseniz para evrenizde de ya da aile bütünleşmeyi öğrenmeniz daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Sizin de yatak odası, kitaplara böyle bir ilgi arttı balık burçlarında bu ara. Okumak, seyretmek, film seyretmek. Yani böyle bir görsel beyni güçlendirme kararı içerisindesiniz. Doğru bir karar. Ve son zamanlarda da denize aşık bir ev kafanız var. Param olsa da deniz bakan bir ev istiyorum dediğiniz bir dönem yaşıyorsunuz. Allah nasip edecek, sabırlı olun ve gerçekten iyi şeyler olacak. İlişkinizle alakalı da aslında ilişkinizle kötü giden ve ilişkisi biten bazı bu balık burçları ağlama sendromu yaşıyorlar. Çünkü çok iyi gidiyordu ve birden yarım kaldı. Ne oldu diye yani balık burçları için yeni bir ilişki hayırlı olacak. Hatta geçmiş ilişkinizden dönmek istese de balık burcu bunu kabul etmeyecek diyorum. Evlilik yapmak isteyen balık burçları için de Nisan'a kadar ya da en geç Mayıs'a kadar evliliklerini gerçekleştirmiş olacaklar. Diyorum balıklar da şanslı bir hafta. Güzel değerlendirirseniz verimlilik haftası ve her şeyiniz gönlünüzce olsun. Evet, bu haftalık burcumuz diyorum sona erdi. Biraz sakin yapmaya çalıştım ama yine biliyorum çok hızlı konuştum. Alınmayın, kırılmayın, tarzım bu. Ve herkes diyor ki burçları böyle tek tek yazın. Ya tek tek yazmanın ne anlamı var? Yani şöyle diyeyim, 12 burç var. Koçla başlıyor, balıkla bitiyor. Yani herkes yani sırayla dinleyecek. Bir de yükseleniniz, yani bu ay burcunuzu mutlaka dinlemeniz lazım. Biliyorsunuz ki her burç bir önceki burcu anlatır. Ama siz her zaman bir önceki burçları da takip ederseniz bir nüanslar yakalayacağınızı ve bütünlük olduğunu göreceksiniz. Ay burcunuz, yükselenizi mutlaka dinleyin ki size neler doğru, neler yanlış daha rahat öğrenebilirsiniz.